in 1361. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Dünden Bugüne Edirne projesi kapsamında Edirne merkez ve ilçelerinde yer alan okulların 1., 2., 3. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları amacıyla Dersimiz Edirne isimli çalışma kitabı hazırlandı. Gerçekten güzel bir şeyler var. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve temel eğitim öğretmenlerinden oluşan bir yayın kurulu tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı bugün Vali Dursun Ali Şahin'in de katılımıyla yapıldı. Edirne Merkez İnönü İlkokulu salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Daha sonra Edirne Valiliği tarafından hazırlatılan kentin tanıtım filmi izlendi. Tanıtım filminin İngilizce versiyonu gösterilince Vali Şahin'in uyarısıyla film yarıda kesildi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Şahin Dündar tarafından Dersimiz Edirne kitabı ile ilgili bilgiler verildi. Bu sırada salonda bulunan bir öğrenci arı sokması nedeniyle ağlamaya başladı. Öğrenci hemen salondan dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerinden yardım istendi. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, törende yaptığı konuşmada kendi yöresini iyi tanıyanların başka yöreye gittiğinde kendi yöresini iyi bir şekilde tanıtabileceğini ifade etti. Dersimiz Edirne kitabının öğrencilere büyük fayda sağlayacağını belirten Şahin, konuşması sırasında Uzun Kaldırım Caddesi'nin ismini hatırlayamayınca caddenin ismini Yüksek Kaldırım diye ifade etti. Bunu öğretmek lazım. Burada ne öğrendilerse yarın büyüdüklerinde ilk akla gelen o olacak. Bizim Edirne'mizi tanıyalım dersine valimiz gelmişti. Valimizle birlikte bize anlattı diyecekler. Kaz ne zaman? 30 yaşında, 40 yaşına geldiklerinde, çoluk çocuğa kavuştuklarında o zaman önem arz edecekler. Değil mi çocuklar? Evet. Gerçekten bilmediğim şeyler de var içlerinde. Edirne ile ilgili. Geldiğim 1,5 yıla yakın zaman oldu. Bakın ben Edirne'yi yeni yeni öğrenmeye başladım. O vesileyle bu kitap ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflarında okunacak ve bir de ortaokul 1. sınıflarda okutulacak. Okutulacak bütün okullarda serbest çalışmalarda okutulacaktır tahmin ediyorum. Gerçekten Edirne'nin farklılığını Edirne'den ayrıldığınızda görürsünüz. Edirne'yi her zaman ararsınız. İşte burada Ekmekçizade'nin az ilerisinde ne diyor? Yüksek Kaldırım mı diyorlar o size? Yüksek Kaldırım. Uzun Kaldırım. Uzun Kaldırım. Evet, affedersin, Yüksek Kaldırım İstanbul'dan. Esmen oraya gitti. Evet, Uzun Kaldırım Caddesi üzerinde aşağı doğru giderken solda çeşme ve yanında yatan bir zat-ı muhterem var. Divan Edebiyatı'nın en büyüklerinden Hayali, meşhur Edirne'de yaşamış ve oradadır. Kimseniz bilmez onu. Ben de orada Hayali bilirdim de ben buralı olduğunu bilmiyordum. Ben de oraları gezerken gördüm. O işte o Hayali Divan Edebiyatı'na büyük eserler vermiş o kişi. Diyor ki cihan ara cihan içre dur arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içre dur deryayı bilmezler. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan da Dünden Bugüne Edirne projesi kapsamında hazırlanan Dersimiz Edirne kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Edirne Osmanlı'dan kalma dünya mirasına mal olmuş muhteşem eserlerinin yanı sıra Traklardan, Roma ve Bizans döneminden kalma eserlerine sahip olması sebebiyle de bir açık hava müzesi konumundadır. En önemlisi kendilerinden olmayanın ötekileştirdiği bir çağda temel felsefesini hoşgörüye dayandıran bir yönetim anlayışıyla çok çeşitli milletlere, kültür ve inanışlara ev sahipliği yapmıştır Edirne. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Dersimiz Edirne isimli kitapla ilgili bilgiler sundu. Ben Edirne'ye Atatürk'ün 3 kez geldiğini bilmiyordum. İçinizde bileniniz var mı? Mutlaka vardır ama ben yeni öğreniyorum. Niye de o zaman büyük onarımdan geçiyorum? İşte o tarihte Atatürk, o Bulgar topunun değdiği ve yıkılan taşın orayı onarmayın, o gelecek nesiller görsün diye
orayı özellikle emir veriyor, orayı onarmasınlar. O yer hala sizin, biliyorsunuz. Ben hazırlayanları kutluyorum, açıkçası kutluyorum.